Eylemimizin 84. günü sizleri saygıyla selamlıyor ve buradan da kamuoyuna ve ilgililere seslenmek istiyorum. Bugün Flormar emekçilerinin direnişinin 84. günü. Bugün olumsuz bir olayla karşılaştık. Emniyet güçleri gelerek buraya bizim Flormar iş yerinin önündeki direnişimizin buradan ayrılıp daha uzak bir yerde durmamızı talep ettiler. Hatta yazılı pankartlarımıza müdahale ettiler. Bunları buradan kaldırın ve başka yerde durun şeklinde. Bu hiç kabul edilebilecek bir davranış değildir. Bunu asla kabul etmiyoruz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün 84 gündür burada direnen Flormar emekçileri hukuksuz bir şey yapmadılar. Suç işlemediler. Eğer burada müdahale edilmesi gereken birileri varsa bu insanları işten atanlar olması gerekir. Buradan yetkililere sesleniyorum. Buradaki çığlığı mutlaka görmeniz gerekir. Burada işinden, ekmeğinden olan, direnişini, sesini duyurmaya çalışan Flormar emekçileri mi suçlu? Yoksa burada işçileri işinden atan işveren mi suçlu? Buradan tekrar kamuoyuna, ilgili sivil toplum örgütlerine, duyarlı sivil toplum örgütlerine ve burayı yöneten kamu kuruluşlarına seslenmek istiyorum. Böyle yanlı müdahalelerle, kraldan çok kralcı olmayla bu sorun çözülmez. Petrol İş Sendikası bu sorunun çözümünden yanadır. Ve bu sorunu biz masada müzakere yaparak çözmek istiyoruz. Bize nereye kadar müdahale edeceksiniz? Bu insanların çığlığını duymayıp, bu insanların haykırışlarını duymayıp, işverenin talimatlarını, taleplerini mi yerine getireceksiniz? Petrol İş Sendikası ve emekçi arkadaşlarımız bu müdahaleyi asla kabul etmeyecek ve sonuna kadar müdahale edecek. Haydutlar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları ve değerli kamuoyu, biz Flormar iş yerinden atıldık. Biz Flormar iş yerinden işimizden olduk. Biz Flormar iş yerinin önünde direnişimizi sürdürmek istiyoruz. Biz ilgisi alakası olmayan başka bir iş yerinin önünde neden durmamız gerekiyor? Eğer bu iş çözülecekse, burada sorun varsa Flormar iş yeri ve yöneticileridir. Orada durmak istiyoruz ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hak, hukuk yoksa barış da yok. Hak, hukuk yoksa barış da yok. Hak, hukuk yoksa barış da yok. Bugün buradan basına, kamuoyuna, emniyet güçlerine ve burayı yöneten mülki amirlere sesleniyorum. Mutlaka buradaki olanları görün ve buradaki sese kulak verin. Biz Petrol İş olarak bu sorunun çözümünden yanayız, müzakereden yanayız ama bu sese cevap verilmesi gerekir. Şu an bir basın açıklamasıyla burada yaşamış olduğumuz müdahaleyi tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Basın açıklamamızı Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Bey okuyacak. Buyur başkanım. Evet. Tabii arkadaşlar çekim yapıyor. Petrol İş Genel Sekreteri Sayın Ahmet Kabaca konuştu. Şimdi ben de Petrol İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri olarak Merkez Yönetim Kurulumuz adına hazırladığımız kamuoyuna ve basına yönelik metni sizler aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Anayasal hakları için mücadele eden işçiler engellenemez. Flormar direnişine dokunma. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Flormar markasını üreten Kosan Kozmetik iş yerinde Petrol İş'e üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin hak mücadelesi 84. gününde tüm kararlılığıyla sürmektedir. İşçilerin yasal ve anayasal haklarını kullanarak
sendikamızda örgütlenmeye başladıkları tarihten bugüne işten çıkarılan işçi sayısı 132'ye ulaşmıştır. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 132 Flormar işçisi 14 Mayıs'tan bugüne yılmadan büyük bir onur mücadelesi vermektedir. Flormar direnişi 84 gündür ülkemizde haksızlığa uğrayan tüm işçiler adına umudu yeşertmiş, o hal koşullarında demokratik ve yasal hakların ancak mücadele ederek kullanılabileceğini göstermiştir. Flormar işvereni ve şirketin çoğunluk hissesine sahip olan Fransız grup Roche, sendika ve işçi düşmanı yüzünü saklamak adına başından bu yana direnişi susturmaya ve fabrika içindeki işçi kardeşlerimizden yalıtmaya çalışmaktadır. Flormar sendika girecek başka yolu yok. Flormar sendika girecek başka yolu yok. Flormar sendika girecek başka yolu yok. Bu çaba nafiledir. Flormar işçilerinin sesini sadece içeride çalışan işçi kardeşlerimiz değil, tüm Türkiye ve dünya duymaktadır. İşçilerin haklı ve meşru mücadelesini türlü yollarla engellemeyi başaramayanlar, şimdi zor ve baskı uygulayarak direnişi bitirmeye niyetlenmişlerdir. Bu sabah sayıları artan kolluk kuvvetleri direnişe ait dayanışma pankartlarını indirmiş, direniş alanını sınırlama dayatmasında bulunmuştur. Flormar direnişine bu müdahale kabul edilemez. Yasal hakkını kullanıp örgütlenen Flormar işçileridir. Yasa dışı hareket eden ve hukuksuz davranan ise işverendir. Daha birkaç gün önce açıklanan 100 günlük eylem planında çalışma yaşamı ile ilgili olarak sendikalaşma oranının artırılması hedefler arasında yer almıştır. Ancak bu hedefin ilan edilmesinden hemen sonra sendikalaşma mücadelesi veren Flormar işçisine baskı ve tehditler artmıştır. Flormar işçisi en temel hakkı olan örgütlenme hakkına sonuna kadar sahip çıkacak ve mücadelesini yılmadan sürdürecektir. Direne, direne, direnişten zafere, direne, direne, direnişten zafere, direne, direne, direnişten zafere. Baskı ve tehditler Flormar işçisinin sesini ve mücadelesini daha da yükseltmesinden başka bir sonuç vermeyecektir. Pankartların toplatılması emri veren mülki yetkililer bu tavırlarından vazgeçmeli. Aksine yeni hükümet eylem planında da yer alan sendikalaşma hedefi doğrultusunda işçinin yasal hakları için verdiği mücadeleye ve sorunun çözümüne katkı koymalıdır. Flormar direnişi üzerindeki baskılar derhal kaldırılmalı. Direnişe en ufak bir müdahale akıllardan dahi geçmemelidir. Flormar işvereni ve Yves Roche markası ile tanınan şirketin asıl sahibi Grup Roche, işten çıkarma hatası yaptığı işçilerin verdiği mücadelenin zorla ve baskıyla engellenemeyeceğini bilmelidir. Petrol İş Sendikası sorunun bir an önce çözülmesi ve direnişin talepleriyle ilgili olarak işverenle diyaloğa açık olduğunu bir kez daha belirtmekte, çözüme katkı koyabilecek tüm kesimleri inisiyatif almaya ve Flormar işçileriyle dayanışmayı yükseltmeye çağırmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Petrol İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın!